Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbaihi ecmain. Estağuzubillah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri vahlu lukdeten billisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzubillahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza devam ediyoruz. Altıncı sözdeyiz. Altıncı sözün temsil kısmından bir miktar okuduk. Yani iyi okumuşuz aslında. Fena okumamışız. Ayet-i Kerime üzerine de bir parça konuştuk gücümüz yettiğince. Bugün kaldığımız kısımdan devam edeceğiz ama adetimiz üzere yine önceki kısmı okuyacağız. Ne bağlam üzerine konuştuğumuzu hatırlamak için. Saatime bakayım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe eşterâ minel mü'minîne enfüsehum ve emvâlehum bi'enne lehumül cenne. Bu ayet Tevbe suresinin 111. ayetiydi. Kısa bir meali de şöyleydi. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Ayetin bize verdiği bu söz bağlamında dersi konuşurken şöyle bir kapı açtık. Dedik ki cennet sadece ahirette alacağımız cennet değil, cennetten ibaret değil. Bu dünyada da aldığımız çok cennet var Cenab-ı Hak'tan. Ona abd olduğumuzda, asker olduğumuzda, ona tevekkül ettiğimizde, kulu olduğumuzda, kabullendiğimizde, şeriatıyla amel ettiğimizde daha bu dünyada aldığımız çok cennetler var. Ki burada 5 mertebe kar içinde onlar izah edilecek dedik. Bir kısmına gerçi temsili konuşurken girdik ister istemez ama asıl izahlar sonra gelecek dedik. Yani 6. sözün bize öncelikle öğreteceği bu. Cennet sadece ahiretteki cennet değil, bu dünyada da Müslüman aslında bir cennette yaşıyor. İslam'la amel etmek, İslam'la iman etmiş olmak, Müslüman'a bu dünyada da bir cenneti yaşatıyor. Onun detaylarını da ilerleyen kısımda inşallah konuşacağız. Şimdi dün okuduğumuz kısmı okuyalım hızlıca, devam edelim ondan sonra. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak ne kadar kârlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciyi dinle. Bir zaman bir padişah, raiyetinden iki adama, her birisine emaneten birer çiftlik verir ki, içinde fabrika, makine, at, silah gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahvolur veya tebeddül eder gider. Padişah o iki nefere kemali merhametinden bir yaveri ekremini gönderdi. Gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu. Elinizde olan emanetimi bana satınız. Ta sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır. Pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim desgahımda işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o kârı size vereceğim. Hem de siz aciz, fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levazımatı ben de ruhte ederim. Bütün varidatı ve menfaatı size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte 5 mertebe kar içinde kar. Böyle bir alışveriş. Eğer bana satmazsanız, zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor.
herkes gibi elinizden çıkacak. Hem beyhude gidecek, hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem o nazik, kıymetli aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından bütün kıymetten düşerler. Bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte 5 derece hasaret içinde hasaret. Hem de bana satmak ise bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başıbozuğa bedel, âli bir padişahın has, serbest bir yaveri askeri olursunuz. Dedik ve bundan sonra temsil devam ediyordu. Biz bu kısmın üzerine konuşmuştuk. Gördüğünüz gibi, okuduğunuz gibi, duyduğunuz gibi arkadaşlar, yani Kur'an'da bahsedilen ticaret nedir? Cenab-ı Hakk'ın bizimle yaptığı alışveriş nedir? Nice bir şeydir bu satış, alış. Ona dair burada bir bakış açısı verildi bize. Daha doğrusu o satışın nasıl bir satış olduğunun içi dolduruldu bizim için. Biz normalde bize kalsa o satışı her zamanki satışlardan, yani onların cinsinden düşünürdük. Ne derdik mesela? İşte biz ibadet ediyoruz, Allah da onun karşında bize cennet veriyor. Bu kadar değilmiş bu iş. Neymiş? Bir kere zaten bize sattığı bizim, pardon, bizden aldığı bizim değilmiş. Bakınız. Biz normalde alışverişimizi nasıl yapıyoruz? Mal bizim, muhatabımız bize para veriyor, biz de malımızın sahiplik hakkını ona devrediyoruz. Biz böyle düşünüyoruz alışverişi. Bizim kafamızda bu kadar alışveriş var. Ama Cenab-ı Hakk'ın alması öyle değil. Kulundan bir şeyi sattırması da öyle değil. Zaten kuluna verdiği kendi mülkünden çıkmıyor. Yani maliki hakiki odur ki bağışladığı da mülkünden çıkmaz. Nasıl? Geçenki derste bunu derin konuştuk ama biraz daha konuşalım. Mesela Cenab-ı Hak bize beden vermiş. Şimdi Cenab-ı Hak bu bedeni bize verdi emaneten. Kendi mülkünden çıktı mı? Haşa. Zaten idaresini o yapıyor. Ağzımıza lokmayı koyduk. O lokmanın işte tırnağımızdan tut saçımıza kadar o dağılımını biz mi yönetiyoruz? Yok. O kadar iş dönüyor bedenin içinde. Her hareketimizde, her saniyede, hatta uyurken bile onları biz mi çeviriyoruz? Yok. Bizim vücudumuzda olanların milyonda birinden haberimiz var. Yani inceye indikçe bir sürü şey çıkıyor. Bırakınız o bütünü, dokulara, hücrelere, hücrenin altına indikçe bir sürü iş, bir sürü ilim, irade gerektiren, kudret gerektiren şey çıkıyor. Bizim bunlardan haberimiz var mı? Haberimiz yok ki idare eden biz olalım. Dolayısıyla sahibi de biz olamayız. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize bağışı olan bu beden, bu sağlık, bu irade, cüz-i irade, akıl, bunlar hala onun mülkü. Çünkü biz onların her şeyini yaratamıyoruz, idare edemiyoruz. O varlığın devam etmesi için gereken ilim, irade, kudret yükünün kaldıracak şeyimiz yok, bizim kapasitemiz yok zaten. Uhdemize bırakılan da şu kadar yani şu. Toz zerresi gibi, kumsalda toz zerresi kadar bir şey bizim şeyimizde, kontrolümüzde. Geri kalanı hala bizim kontrolümüzde değil. O sinir hücresinden haber nasıl gidiyor? İşte bir parmağımıza iğne battı. O ses nasıl geliyor da oradan beyine kadar ulaşıyor? O sürecin şeyi miyiz biz, yöneticisi miyiz? Hayır. Oluyor, sadece olduğunu biliyoruz. Bu kadar. Demektir ki o işin olması için gereken ilim, irade, kudret başka birinden, bizden değil. İlahi bu manaya dair konuştuk. Özetle anlamamız gereken bu dedik. Yani biz mülkün emanetçisiyiz, sahibi değil, sahiplik başka bir şey. Sahiplik, asıl sahiplik, hakiki sahiplik yaratmayı gerektirir. O bizde yok dedik yani, biz onu yapmıyoruz. İlim, irade, kudret üçlüsünde acize düşmemeyi gerektirir. Biz hepsinde acize düşüyoruz. Demek ki asıl sahip biz değiliz. Bize sadece emanet verilmiş. Bu da sınırlı tasarrufumuzdan anlaşılıyor. Emanetçinin de birazcık yani sahibin rızasını gözetmesi gerekir değil mi malı saklarken, elinde tutarken? Öyle babasının malı gibi kullanamaz yani. Size emanet verilen bir arabayla istediğiniz şeyi yapamazsınız.
Hatta şimdi cihaz da koyuyorlar. Şirketler takip ediyorlar eleman nereye gitti, gezdi mi, benzini boşa mı harcadı diye. Emanet çünkü. Cenab-ı Hak da bize din göndermiş. Çünkü emaneti onun rızası dairesinde kullanmak mecburiyetimiz var. Mal bizim değil. Benim bedenim, benim kararım falan öyle bir şey yok. Nerede senin bedenin? Hangi kararı sen veriyorsun bedeninde ki o kararı da sen veresin? Yani düşün, işte dedim ya, tırnaktan saçın ucundaki hücreye kadar o sürecin içindeki hangi kararı sen verdin? Yani her an bir sürü şey oluyor senin vücudunda. Hangisinin kararını sen veriyorsun? Belki her an 1 milyon karar veriliyor. Belki o 1 milyonda bir tane karar senin. O da ne? Ne yiyeceğim arkadaş diye oradan seçiyorsun. Neye bakacağım arkadaş diye gözünle seçiyorsun. Neyi duyacağım arkadaş diye kulağınla bir dikkat yapıyorsun falan. Bu kadarcık belki 3-5 karar senin o 1 milyon kararın içinde. Benim kararım. Yok ya. Yok ya derler adama yani. Senin nerede bedenin oluyor? Bu ne had bilmezlik. Evet. Devam edelim kıssayı, üzerine konuşalım. Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra o iki adamdan aklı başında olanı dedi. Baş üstüne ben mal iftihar satarım, yani övünerek satarım, hem bin teşekkür ederim. Aklı başında olanın böyle demesi lazım. Madem ki zaten idare eden kendisi değil ve madem ki idare etmeye gücü de yetmiyor, iradesi de yetmiyor, ilmi de yetmiyor, o halde başkasının yeterli olabilen birisinin kendi emaneti, yani ki emanet verdiği şeyi omzuna alması bizi memnun etmeli. İşte buradaki mal iftihar o. Mal iftihar satarım. Hem bin teşekkür ederim. Üstümden aldın yükü yani. Bana kalacak diyorsa. Diğeri mağrur. Mağrur birinci sözde de geçmişti. İsim almıyordu o mağrur, hatırlarsınız. Nefsi firavunlaşmış. Mağrur ne demekti? Biz kibir gibi kullanıyoruz ama aslında aldanmak demek, gurur, aldanış demek. Kibirli de aslında aldanandır. Bu anlamda kelime yanlış kullanılmıyor. Yani kibir insanın kendi büyüklüğü konusunda aldanmasıdır. İnsanın kendine bizzat bakan bir büyüklüğü yoktur. Acizdir, fakirdir. Bu yüzden o müstakil bir değer tanımı yaptığı her yerde aldanmaktadır aslında. Değeri Cenab-ı Hakk'a aynı olmakta. Onun rahmetine, keremine, Esma-ül Hüsna'sına mazhar olmakta bir değeri var. Yoksa müstakil bir değeri yok. En fazla taş çatlasın 100 yıl yaşayan bir et yığını yani. Onun da ne kadarı uykuda, ne kadarı uyanık, ne kadar sağlıklı, ne kadar hastalıklı, meçhul. Bu kadar zayıf bir varlığı, yani yıldızların karşısında milyarlarca yıldır ya da milyonlarca yıldır bedeni devam eden yıldızların karşısında ömrü biz göz açıp kapamak kadar bile değil yani, varlığı bu kadar. Kelebeklere üzülüyor da kendisi de aslında alemde bir kelebek. Yıldızlara baktığın zaman insanın ömrü kelebek bile değil yani. Ne o öyle kibirlenmeler falan filan, böyle ufak dağları ben yarattım havası, haşa. Nesin ki sen yani? Ne kadar ömrün var, ne kadar gücün var, neyi değiştiriyorsun alemde? Yani bir yağmur yağmasa bak hemen elini açıyorsun, duaya çıkıyorsun. Bir hastalık verse Allah, Cenab-ı Hak, hemen böyle aczini, fakrını hatırlıyorsun. Evet, insanın asıl büyüklüğü o olduğu için kibiri aldanmadır. Diğeri mağrur. Kendiliği konusunda aldanmış, nefsi firavunlaşmış. Nefsin firavunlaşmayla bağ kurulması, yani Firavun'un özelliklerini zaten biliyorsunuz. Kur'an'da da anlatılıyor, hadislerde de var. Firavun kavmine ben sizin en büyük ilahınız değil miyim diyordu. Kavmi de evet öylesin diyorlardı. Nefisle insanın arasındaki o şey de öyle. Yani o ayet-i kerimedeki anlatılan şey Firavun'la kendi kavmi arasındaki o Kıptiler mi oluyor onlar? Herhalde Kıptiler oluyor. O zamanın Kıptileri yani. Şimdiki Kıptiler genelde Hristiyan. Aralarındaki o şey, diyalog aslında insanla nefsi arasında da geçiyor. Nefis diyor ki ben diyor bu bedenin en büyük yöneticisi ben değil miyim diyor. Sen de eyvallah öylesin diyorsun mesela.
ahalisi sen oluyorsun ya da ahalisi sendeki latifeler, kalbin, duyuların oluyor. Burada gelecek mesela kalp, akıl, göz, onlar işte Cenab-ı Hakk'ın hesabına kullanılırsa nasıl olacak, kullanılmazsa nasıl oluyor? O karşılaştırma gelecek, orada göreceğiz ki mesela göz diyecek bir kavvat derecesine iner. Eğer nefsin hizmetine geçerse veya Cenab-ı Hakk'a asker olmazsa. Burada da böyle bir şey var. Nefis firavunlaşıyor, sana soruyor yani yönetici olarak. Ben diyor en büyük ilahın değil miyim senin diyor. Her şeyi ben belirlemiyor muyum? Bana göre yaşamıyor musun diyor. Zevklerin kaynağı da ben değil miyim diyor yani. Seni ben yaşatmıyor muyum diyor nefsin. Kısa vadeli şeylerden o anlıyor ya, lezzetlerden, bedensel varlıktan. Sen de evet öylesin diyorsun. Hah. İşte orada senin nefsin firavunlaştı, sen de onun etbası oldun. Yani oradaki ayet-i kerimeyle bu halin bir şeyi var, uyumu var. Psikolojik karşılaştırmasını yaparsak bir uyum var yani. Hodbin diyor. Hodbin de yine birinci sözden tanıdık olduğumuz bir kelime. Ayyaş. Güya ayyaş sarhoş demek. Güya ebedi. Ha, bu sarhoş kelimesi üzerine de konuşabiliriz. Hani bu nasıl bir sarhoşluktur? İlla içkiyle midir? Hayır. Şu paragrafı bir okuyayım o zaman, üstüne biraz konuşalım. Diğeri mağrur, nefsi firavunlaşmış, hodbin, ayyaş, güya ebedi o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzele ve dağ dağlarından haberi yok. Dedi, yok yok, padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Şimdi mağruru konuştuk. Niye mağrur dendi bu adama? Firavunlaşmasını da nefsin bir parça anlamaya çalıştık. Hodbin'i daha önceden biliyorduk. Kendinden ibaret alemi gören, kendini bilen sadece, her şeyi kendi üzerinden tanımlayan gibi bir manası var. Ayyaş, burada bu ayyaş kelimesinin kullanılması bana şöyle bir şey canlandırıyor. Acaba olabilir mi? Allahu alem kaydıyla söyleyelim yine. Bunun sarhoşluğu dünyanın şeyinden, hareketinden ya da dünyadaki karmaşadan ya da dünyadaki dağdağdan, o hareketlilik de insanı sarhoş eder. Zaten sarhoşluk dediğimiz şey yoğunlaşamamadır. Yani insan sadece içkiyle sarhoş olmaz, uyuşturucu da sarhoş eder veya bir şeye çok kapılırsın onun da sarhoş olursun. Mesela kumar da aslında, neden Kur'an'da içki ve kumar yasağı beraber anılıyor? Aslında kumarda da içkinin mahiyetine benzer bir şey var. Kumar da insana kendini kaybettirir. Hatta Mustafa Özel Hoca roman diliyle iktisatta diyor galiba. Ya da Dostoyevski'den alıntı yaparak söylüyor bunu. Tam hatırlayamadım o kısmı. Şey diyor. Kumarbazın ilk kaybettiği şey kendisidir. Masaya oturduğu zaman kendini kaybeder yani. O kartlar, o oyunlar, o işte taşlar, maçlar, zarlar derken kendi şeyini unutur. Kafasını, dünyasını yitirir. Masada biter. Fena olur orada. Gibi gibi böyle sarhoşluklar çok var. Hareket de bir sarhoşluktur. Mesela cep telefonunu elimize alıyoruz. Orada öyle bir hareket var ki sosyal medyada, şurada burada, YouTube'da, işte haberlerde, şu bu. O hareketten kafan dönüyor. Yani kendini düşünemez oluyorsun. Ayet-i kerime vardı ya, o Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki Allah da onlara kendilerini unutturmuştur. Bizim harekete kalıp, yani kanıp, yoğunlaşıp Allah'ı unutmamız akabinde bizim kendimizi unutmamızı neticeye veriyor. Yani insanın kendini unutmasının yolu, kendisini hatırlamasının yolu Allah'ı hatırlaması. Bakınız, Cenab-ı Hak niye kendisiyle meşgul olmamızı istiyor? Kendisiyle meşgul olmaktır bizim kendimizi hatırlama yöntemimiz. İnsan Cenab-ı Hakk'ı hatırlarsa kendini de hatırlar. Ona bir ayna olarak çünkü. Onun Esma-ül Hüsna'sına mazhar olarak çünkü var varlığı. Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak bu yönüyle kendimizi de hatırlamaktır. Yerimizi hatırlatır bize yani. Ama ne zaman ki biz Allah'ı unutursak yerimizi de karıştırmaya başlarız. Burada biz neredeydik? Yani o Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki Allah da onlara kendilerini unutturmuştur hakikati. Buradan da göz kırpar. İşte ayyaşlık böyle bir ayyaşlık. Nerede Allah'ı unutuyorsan orada sarhoşsun. Çünkü kendin de unutuyorsun. Güya ebedi o çiftlikte kalacak gibi. Bak
Unuttu çünkü. Güya ebedi o çiftlikte kalacak gibi. Ölümlüydün sen. Nerede ebedi kalıyorsun? Güya ebedi o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzele. Zelzele deprem. Ve dağ dağlarından, yani karmaşasından haberi yok dedi. Yok yok, padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lütfuna mazhar olmuş, has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki herkes ona acıyor. Hem müstahak diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş, hem ceza ve azap çekiyor. Başa dönelim yine. Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki, yani emaneti satan akıllı adam, herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lütfuna mazhar olmuş, lütuf, ikram, has sarayında saadetle yaşıyor. Has kelimesi daha önce de gelmişti. Galiba birinci sözde gelmişti. Hani özel manası var. Onlara özel, has havas, özel insanlar gibi. Dedim hani o zaman hatta bunu espri yolu söylemiştim. Sivas'ta bu kelime çok kullanılır. İyi ve güzel yerine biz genelde has kelimesini kullanırız. Yani has bir yemek yap, güzel bir yemek yap demeyiz yani. Şimdi o has aslında özel demek. Yani özenilmiş, ona ayrılmış. Bunu nereye bağlayacağım? Rahimiyet tecellileri. Rahmaniyet içinde rahimiyetin nesi vardı? Has tecelli şeyi vardı, özelliği vardı. Dedik ya, rahmaniyet kafire de, Müslümana da şey yapıyor, tecelli ediyor. O da bugün dünyada rahatla beslenebiliyor, Müslüman da rahatla beslenebiliyor. Ama rahimiyet sadece Müslümana has, o da ahirette görecek tecellilerini. Bu dünyada görmüyor mu? O da var. Bu dünyada da ona has şeyler var. Ama burada nazara verilen ahiret kısmı gibi. Has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki herkes ona acıyor, hem müstahak diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş, hem ceza ve azap çekiyor. İşte ey nefsi pür heves, şu misalin dürbünüyle hakikatin yüzüne bak. Ama o padişah ise ezel ebed sultanı olan Rabbin, Halık'ındır. Ne oldu kıssadaki padişah? Cenab-ı Hak oldu. Ama hangi isimleriyle? Ezel ebed sultanı olan Rabbin, Halık'ındır. Dikkat ederseniz küçük sözler boyunca Rab ve Halık isimleri çok kullanıldı. Bunu daha önce konuşmuştuk. Yani uluhiyetin iki tarafına da bakan bir şeyi var bunun. Hani bir, yoktan vara çıkarmak, halk etmek. Bir de o varlığın içinde ilerlerken de ihtiyaçlarının karşılanması. Birisini uluhiyetle, birisini rububiyetle açıkladık biz. Hani ismi kayyumun iki yönü de burada var dedik hatta. Rububiyette ve uluhiyette. Cenab-ı Hak hem halk eder, ilk defa yoktan vara çıkarır. Ama öyle de bırakmaz. Başıboş bir halde bırakmaz insanları. O sürecin içindeki ihtiyaçlarını da yine o karşılar. Her an devam eden oluşları da o yaratır. O terbiye eder, o gözetir vesaire. Burada ikisine de atıf var yine. İşte ey nefsi pür heves, yani heveslerle dolu bir nefis sahibi. Hevesleri için yaşayan nefis sahibi. Şu misalin dürbünüyle hakikatin yüzüne bak. Evet. Heveslerinin peşinde koşan nefis. Evet, nefsi pür heves o demekmiş. Şu misalin dürbünüyle hakikatin yüzüne bak. Misal bir dürbün. Bu hikaye bir dürbün. Bizi kendi hayatımıza baktırmak istiyor. Bizi Kur'an'ın hakikatlerine baktırmak istiyor. Temsilin vazifesi o. Edebiyatın dürbünü temsildir. Misaldir, masaldır, kıssadır, hikayedir. Kurmaca da olabilir, yaşanmış da olabilir. Amma ki nazarı senin hakikati yönetmektir yani.
o benzetme üzerine hakikate ulaşırsın. Temsilin en kısası benzetmedir. Ama o padişah ise ezel ebed sultanı olan Rabbin, Halık'ındır. Burada neden bu isimler geldi? Rab ve Halık kısmını konuştuk. Ezel ebed sultanı dediği kısmı da konuşalım. Yani boşluk yok sultanlığında. Belki ona bir şey var. Ezel ebed. Ezel zaten biz öncesizlik diyoruz ama aslında zamanın da şeyi, aşkın bir boyut yani. Zaman Cenab-ı Hakk'ın mahluku. Bizim için geçerli olan bir şey. Ezel, geçmiş, gelecek, bugün, yarın, olmuş, olacak hepsini bir yerden gören bir manzar âlâ. Üstad öyle söylüyor. Yani hepsi orada bir. Bu biz öncelik sonralık bizim için geçerli. Cenab-ı Hakk'ın kudreti, ilmi, iradesi için bunlar söz konusu değil. Öyle öncesiz hem de sonrasız. Ezel ebed sultanı, onun sultanlığında boşluk yok yani. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire-i hayatın içindeki mamelekin, yani mülkün, sahip olduğun şeyler ve o mamelekin içindeki cisim, ruh, kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batıni hasselerindir. Yani insanın hasseleri, duyuları iki türlü de var. Hem zahiri, dışa dönük duyular, hem de batini, içe dönük duyular. Nedir? Mesela göz zahiridir, hayal batınidir. Diyebilirsiniz ki ya Ahmet kardeş, hayalin neresi duyu? Ama o da haberdar ediyor olabileceklerde ya da olanlarda. Mesela işte biz bugün teknoloji dediğimiz şeyi nasıl üretiyoruz? Bütün teknolojik icatlar öncelikle hayal. Yani bir insan önce hayal ediyor, böyle bir şey olabilir ya. Olabilir mi ya falan böyle. Yani o hayali kurduktan sonra şey başlıyor. Yani çalışma süreci, onu eser olarak ortaya çıkarma süreci, soyutluktan somutluğa çıkarma süreci bir hayalle başlıyor. Dima'daki meratipte hatırlarsınız Bediüzzaman Hazretleri, tahayyül, taakkul, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, iman. Böyle sayıyor o şeyi, süreci. Bakın en başı tahayyül. Önce hayal etmeniz lazım. Böyle şeylerde de çok olur, reklamlarda falan. Hayal ettik oldu. Önce bir hayaldi o. İşte bir çocuğun kurduğu hayal böyle bir gerçeğe dönüştü. Veya genç bir adam işte şöyle bir hayal kurdu. Şimdi bilmem holding yönetiyor falan gibi. E niye? Bakın o hayal ama nasıl? Zamanın ilerisinde olabilecek bir şeyi haber verdi size. Göz nasıl mesafeyi haber veriyor? Mesela bakıyorsunuz 100 metre ilerinizde otobüs var, geliyor. Diyorsunuz ki lan bu bana çarpabilir, hızlı geliyor, geçmeyeyim karşıya. 100 metre sonra olan bir şeyi haber verdi size. Hayal de gelecekte olan bir şeyi haber verebiliyor. Çalışırsanız olabilecek bir şeyi haber veriyor ya da. Hayal ediyorsunuz, o çalışmalarınızla veya başkalarının çalışmalarıyla olabiliyor. Şey derler mesela, Jules Verne'ün romanlarında denizaltı, birkaç şey daha vardı mesela, uçak var mıydı, uzay aracı falan filan. Mesela yokken o adam romanlarında onlardan bahsetmiş. E bak gün gelmiş, onlar yapılmış. Üstad Hazretleri 20. sözde peygamber kıssalarına da böyle bir fonksiyon yüklüyor. Peygamber mucizelerine de böyle bir fonksiyon yüklüyor. Diyor ki peygamber mucizeleri beşerin şeyini açıyor, çakralarını, kafasını açıyor. Bakıyor ki mesela Nuh Aleyhisselam gemi yapmış, suda gidiyor. Lan böyle bir şey olabilir mi? Biz de bir deneyelim bakalım. Bak şeyini açıyor yani, olabilirliğini gösteriyor. Süleyman Aleyhisselam havada seyahat etmiş. Olabilir mi ya? Biz de bir bakalım. İşte uçaklar. Atıyorum Yusuf Aleyhisselam ilk saati o yapmış galiba. Olabilir mi falan yapıyorlar. Ya da işte ekonomik sistem, Yusuf Aleyhisselam Mısır'da kurduğu, İsa Aleyhisselam'ın tıp konusundaki mucizeleri, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe düşüp yanmaması. Olabilir mi ya böyle bir şey? Bakın ufkumuza düşürdü.
Kur'an bizim ufkumuza onları düşürdü veya hadis-i şerifler onları ufkumuza düşürdü. Biz o hayalin ateşini oradan aldık, üstüne çalışarak bunları yaptık. Bugünkü medeniyetimizde üstad buna çok dikkat eder, dikkatle çeker. Yani İslamiyet'in ve hak olma itibariyle, hak olduğu kısımlarca Nasraniyet'in, Museviliğin, onların diyor büyük payı vardır bugünkü medeniyette. İnsanlığın hatta aldığı mesafede, peygamberlerin getirdiği mucizelerin büyük payı vardır diyor. Neden? Her bir mucizeyle insanlık bir şey öğrenmiş. Ya bu da olabilir mi ya? Olabilir, hani yapılabilir. Yapalım biz bunu. Geliştirelim veya üstüne bir şey koyalım veya ona yetişmeye çalışalım. Gibi gibi emekler sarf edilmiş. Böylece medeniyet oluşmuş. Evet. Zahiri ve batını hasreler dedik. Hayallerini de buraya geldik. Laf lafı açtı. Demek ki insanın ruh, kalbi ve onlar içindeki göz, dil, akıl, hayal gibi zahiri ve batini hasseleri var. Bunlar da onun mülkü sayılıyor. Ve o Yaveri Ekrem ise Resul-i Kerim'dir aleyhissalatü vesselam. Yani Peygamber Efendimiz'dir. Ve o fermanı ahkem ise, yani sağlam ferman, hükümleri sağlam ferman ise Kur'an-ı Hakim'dir ki bahsinde bulunduğumuz ticareti azimeyi, büyük ticareti şu ayetle ilan ediyor. İnna Allah eştera minel müminine enfusuhum ve envalehum bi enne lehumul cennet. Başlarken okuduğumuz ayet. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında onlara cennet vermek suretiyle satın almıştır. Yani bu ayetin bize haber verdiği ticaret zaten sırrı imtihanın ta kendisi. Bakın bir ayet ne oldu birdenbire? Kur'an'daki ayetlere nasıl bakmak lazım? İnsanlığın serüveniymiş bu ayet zaten. Bizim varoluş tanımımızmış bu ayet zaten. Bir cümle değil bu sadece yani. Almıştır, ticarettir falan bir şey değil öyle. Buna baktığı zaman insan kendi hayatını görecek. İlk evvel emirde Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma kim? Baktığı zaman kendi hayatını görecek mümin. Daha büyük resimde insanlığın serüvenini görecek. Daha büyük şeyde bütün varlığın serüvenini görecek. Varoluş da bunun üzerine. Her şey karşılığında aldığı cennet sonucunda Cenab-ı Hakk'a emanetini satıyor. Onun için çalışıyor. Üstad Hazretleri başka bir yerde ta cansızlara kadar bu işi indiriyor. Diyor ki cansızların da aldığı lezzetler var. Nasıl diyorsun bunu? Kendisine de soruyor yani metnin içinde. Bu nasıl diyor kabil olabilir? Hadi canlılar lezzet alsın tamam da cansız nasıl alacak diyor. E diyor hani mesela demirin, suyun demirin içindeyken don emrini almasıyla diyor demiri parçalaması gösteriyor ki o coşku, o heyecan hani lezzet kabilse onların da var diyor öyle bir lezzet. Öyle coşkuyla yapıyorlar o işi diyor yani. Veya işte onu genişletebiliriz, farklı şeylere taşıyabiliriz cansızlar dairesindeki. Yani cansızların da fizik kanunlarına imtisalleri bir coşkuyla, bir heyecanla, bir hemen yerine getirme arzusuyla. Bu da gösteriyor ki onların da bir karşılığı var sanki. Nasıl bir karşılık, nasıl bir lezzet. Belki görevlerini yapmanın lezzeti var onlar içinde. O kanunlara uydukları zaman varoluşları destekleniyor belki. Atom altı düzeyde neler dönüyor bilmiyoruz. Ama bir heyecanla, bir coşkuyla görevlerini yaptıklarını, hiç de sapmadıklarını görüyoruz. Kanunlar dairesindeki nizam bize bunu öğretiyor. Bilimlerin tespit ettiği nizam bize bunu öğretiyor. Demek ki onların da alabileceği bir lezzet var olabilir. Allahu alem. Yani bu ticaret mevzusu, bu satmak mevzusu bütün varlık için geçerli. Hani bir yine bir ayet-i kerime meali var. Yerlere ve göklere emrettik mi diyor. İster istemez emrime gelin diyor Cenab-ı Hak buyuruyor. İsteyerek geldik diyorlar. Öyle cevap veriyorlar mahlukat. Tam ilk kısmı aklımda kalmadı. İsteyerek çünkü onların da varlığı onun üzerine farkındalar. Nasıl Müslüman İslamiyet'e uyduğu zaman kalbinde bir ferahlık hissediyor. Nasıl ki ayet-i kerime bize buyuruyor kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur.
Çünkü onun üzerine yaratılmış. Varlık da üzerine yaratıldığı şeyi yaptığında tatmin oluyor bir nevi. Evet. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor. Burada okumadığımız bir şey kalmadı, evet. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor, dönüyor, bozuluyor. Ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, buraya çok dikkat edelim. Yani bu işte insanı insan eden soru bu ya. Hani bu soruyu soruyorsanız sizden adam olmanız beklenir diyelim hani. Bu soruyu soran insan bir yere gider yani, bir yere varır diye umulur. Cenab-ı Hak'tan ümit edilir. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikir veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil edip ibka etmek çaresi yok mu? Bakın, acaba bakiye tebdil edip yani sonsuzluğa dönüştürmenin bir çaresi yok mu bunu? Bu fanilik başımızda bela. Her şey gidiyor, her tuttuğumuz elimizde kalıyor, çürüyor, yaşlanıyor, dökülüyor. Ya yok mu bunu kalmanın bir yolu yok mu? Yani bunların da bizimle beraber kalmasının veya bizim de kalmamızın bir yolu yok mu? Sonsuzluğun bir yolu yok mu? Ölümsüzlüğün bir yolu yok mu? Bu soruyu sorabilen insan bir uyanış yaşar. Veya umut edilir ondan uyanış yaşayabilmesi. Ama bu soruyu sormuyorsa o zaten işte fıtratının şeyini köreltmiş demektir. Ya da bastırmış ya da unutmuş demektir. O uyanamaz artık. Uyanacak olan adama bu soru lazım. Nerede akşam orada sabah yaşıyorum, bunları düşünmüyorum, kafama göre takılıyorum diyen adam uyanmaz. O nasıl uyanacak ki? Zaten köreltmiş kendisini. Ama durup ya hakikaten böyle olmaması lazım. Yani ben niye böyle bu süreci bu şekilde kabullenip içimdeki şeyi, yaraları bastırıyorum, içimdeki sancıları bastırıyorum. Halbuki ben bundan acı da çekiyorum, tam da tatmin olmuyorum, süreci de geri çeviremiyorum. Niye boş vermiş şekilde yaşıyorum? Ben bu sorunumla yüzleşsem daha iyi olmaz mı? Daha gerçekçi olmaz mı? En azından dürüst olmuş olurum kendime karşı diyen adam açılabilir. İşte ona da Kur'an der ki diyor, deyip düşünürken, o cümleyi söyleyip düşünürken birden semavi sadayı Kur'an işitiliyor der. Evet var. Hem 5 mertebe kârlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? El cevap, emaneti sahibi hakikisine satmak. Emaneti sahibi hakikisine satmak. Emaneti sahibi hakikisine satmak. Bakınız, bir cümle içinde neler var? Bir, emanet. İlk başlaman gereken yer burası. Mülkte sen emanetçisin kardeşim. Bu mülk sende durmadığına göre, sen de mülkünde kalmadığına göre, hani o şiirdeki gibi mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi cinsinden, sen de onda duramıyorsun, o da sende duramıyor. Demek ki bu ilişki sahiplik ilişkisi değil, bu bir emanetçilik. Durmuyor çünkü. Sen çocuğun için biriktiriyorsun. Çocuğun da kendi çocuğu için biriktiriyor gibi. Bu iş böyleyse bir, bu emanettir. İki, satmak gerekir bunu. Ama kime? Emanet satılır mı? Emaneti satmak normalde dolandırıcılıktır. Yani ama yalnız sahibi hakikisi haricinde. Eğer sahibi hakikisi senden alırsa bu dolandırıcılık olmaz. Çünkü zaten emanet olduğunu o biliyor. Bakınız şöyle biraz daha açayım. Şimdi mesela ben Mehmet'in malını Ahmet olarak bende emanet duran bir malını üçüncü bir kişiye sattım. Şimdi o üçüncü kişi bu malın bende emanet olduğunu bilmediği için alır. Ama ben hem Mehmet'i dolandırmış olurum, hem de o üçüncü kişiyi dolandırmış olurum.
Çünkü Mehmet'e emanetim ben de güvende dedim kandırdım. Öbürüne de bu mal benim dedim kandırdım. Fakat malı sahibi hakikisine satarsam, mesela Mehmet malı bana verdi, ben de Mehmet'e geri sattım. Bu aslında Mehmet'in bana ikramıdır. Hani Hazreti Osman radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh evleneceği zaman Hazreti Fatıma validemizle zırhını satmayı düşünüyor. Mehir olarak bir şey vermesi lazım illaki. Ya da düğün masrafları için lazım yani. Hazreti Osman zırhını alıyor Hazreti Ali'den radıyallahu anh. Sonra da ona hediye ediyor. Şimdi bak, bunun gibi düşünün yani. Aslında burada bir kerem var. Doğrudan onu veriyorum demiyor sana. Hani sana işte şu kadar para vereyim, düğününü bununla yap demiyor. Satın alıyor, hediye ediyor. Cenab-ı Hak da emanetini satın alıyor. Bu keremdir aslında, rahmettir, rahimiyettir. Yoksa emanet zaten, illa ki ona geri gelecek o mal. Ama keremini böyle gösteriyor Cenab-ı Hak. Nasıl isterse öyle gösterir. Ya Cenab-ı Hak bizimle şey mi, oynuyor mu? Bazı böyle haddini bilmezler var. Ya diyor bu Tanrı işte varlıklarla oynuyor mu? Niye böyle bir düzen yaratmış? Ya oynamıyoruz. Sen yani bu kadar dangalak olmaya gerek yok. Buradan bir kazanç sağlayacaksın. Bari kazancını gör ya. Yani insan bu kadar kendini şey yapmaz yani. Aptal yerine koymaz ya da kendisini ahmaklaştırmaz. Tutumunu bu kadar köreltmez. O yüceler yücesi yaratma gücünden belli yani. Sahadaki gördüğün eserlerinden belli. Senin bir numaran yok. Ne alabiliyorsan al tabii ki de yani. Öyle afra tafra kendini başka yerlerde işte firavun meşrep davranışlarla falan sanki böyle eşitlerin şeyiymiş gibi bu ilişki. Böyle davranmaya gerek yok. Böyle bir dengesizliğe de gerek yok. Senin durumun belli. Cenab-ı Hakk'ın durumu belli, yüceler yücesi. O ne ikram etse senin ihtiyacın var. O Musa Aleyhisselam'ın yine Kur'an'da geçen duası. Ya Rabbi vereceğin her hayra muhtacım. Hiçbirimiz Musa Aleyhisselam'dan daha ileride değiliz. O dua hepimizin duası. O mübarek hepimizi uyarmış yani. Ne artistlik yapıyorsun, ne verirse alacaksın yani. Ne verirse muhtaçsın zaten. Gerek var mı böyle felsefik bilmem şeylere girmeye? Alabildiğini al. Satıyor sana ya. Emanet verdiğini satın alıyor senden. Ya niye böyle falan filan. Senin küçüklüğünden. Başka bir durumun var mı? İkram etmek için başka bir yapabileceğin bir şey var mı? Yani Cenab-ı Hakk'a bir şey mi vereceksin? Samediye sahibi senden başka türlü mü bir alışverişe girecek? Böyle bir şey mümkün mü? İkram olabilir ancak. Ancak şefaatçisi rahmeti olabilir. Yine dönelim 14. sözün ikinci makamına. 14. Leman'ın ikinci makamına, birinci sözün ardındaki bahis. Rahmetini şefaatçi yapmış. Onunla gidiyorsun ancak ona. Başka yerden gitme şansın yok ki. Yani yardıma mı ihtiyacı var Cenab-ı Hakk'ın yardım edeceğin? Bir şey mi bilmiyor Cenab-ı Hakk'a haşa öğreteceğin? Bir şeyi mi seçemiyor kararsız da sen seçeceksin de yardım edeceğin haşa? Gidebileceğin tek yer var, o da aczin ve fakrın, rahmetin kapısında şefaatçin olabilir onlar. Rahmeti de onun senin arandaki şefaatçisi. Onu da bu suretle yapmış yani, böyle bir sistem kurmuş. Emanetini senden satın alıyor ya. Bu kadar bir yücelik yani. İşte o satışta 5 derece kar içinde kar var. Ben de biraz kızdım, boş konuşuyorum bazen, fazla kaçırdık bu kısmı. Peki devam edelim, biraz konuşmuş olalım burayı. El cevap, emaneti sahibi hakikisine satmak. İşte o satışta 5 derece kar içinde kar var. İşte o dediğim kısma geldik. 5 derece kar içinde kar. Birinci kar, fani mal beka bulur. Çünkü kayyumu baki olan Zat-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail, bakiye inkılap eder. Baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler ve alemi berzahta ziyadar, munis birer manzara olurlar. Evrenin sırrı.
fanilik niye var? Fanilik bekanın tarlası gibi. Nasıl açıklayalım bunu? Diyelim bir seri üretim yapacaksınız. La teşbih ve la temsil. Bir ürün yapacaksınız. Mesela ne? Amerika mesela ne o uçak? F-35 miydi? F-35 üretecek mesela. Şimdi mühendisler çalışıyor. Şu tasarım nasıl yapsak? Şöyle mi yapsak? Böyle mi yapsak? Onu test ediyorlar. Bunu test ediyorlar. Şöyle yaptık iyi olmadı. Burasını değiştirelim böyle yapalım. Bak şurası ince oldu. Ağırlığı böyle oldu. Şöyle oldu. Tasarım aşamasında büyük bir değişim yaşanıyor. Her tasarım böyledir. Asıl ürün bulunana kadar neyin üretileceğine karar verilip seri üretime geçilene kadar, yani o kalıcı şey belli olana kadar sahada sürekli bir değişim olur tasarımda. O parça çıkarılır, bu parça takılır, motor değiştirilir, başka motor işte aksesuarlar, pilotun koltuğu bilmem şu bu sürekli bir değişim. Ne yapılıyor? Orada çık 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 sürekli böyle bir fotoğraf çekme, bir karar verme, bir ilim şeyi, öğrenme süreci ve sonuçta insanoğlunda bu iş böyle. Sonunda sabit bir şekilde üretilecek olan ürüne karar veriliyor. Ve o ürün meydana çıkıyor F-35. Cenab-ı Hak da bu faniyat alemini bekanın tarlası kılmış. La teşbih ve la temsil. Tam o değil ama anlamak için bir kapı. Burada Esma-ül Hüsna'sı sürekli anlarda değişen, zerrelerde değişen bir yoğunlukla, bir böyle insanın kuşatamayacağı hızla, süratle, ışık ne ki? Işık hiçbir şey yani kainatın hızı içinde, yaratılış şeyi içinde. Bir büyük devri daim içinde Cenab-ı Hak esmasını sürekli tecelli ettiriyor. Kainatta büyük bir değişim oluyor. Ama bu değişimin amacı beka aleminin yaratılması. Yani biz burada dünya ahiretin tarlasıdır. Hep hadis-i şerifte herhalde bu. Bunu çok duyarız. Camilerimizde falan da yazılır. Mahyalara falan da asılır. Tarlasıdır. Bir açıdan evet amelimizle orayı kazanıyoruz. O açıdan da tarlasıdır. Ama varlık da oraya bir şey üretiyor. Sadece biz değil. Biz kulluğumuzla bu sürece dahil oluyoruz. İnsanın ibadeti kulluğu da o sürecin içinde. Eğer amel ederse, küfür etmezse, fıska girmezse, ibadeti tam yerine getirebilir bir şekilde. En azından elinden geldiğince işin içinde olursa insan da o sürecin akışın içine giriyor. Girmezse kaybedenlerden oluyor. Veya başka bir yerin malzemesi ondan çıkıyor. Böyle de düşünelim. Nasıl cennet malzeme istiyorsa cehennem de malzeme istiyor. Sen eğer cennete malzeme üretmiyorsan bu sefer senden çıkan malzeme başka bir yere akıyor. Yine sen onu bulacaksın. Fani bal beka bulur dedi. Bak. Senin donanımın, Allah'ın sana verdiği her şey ona adadığın zaman bakileşiyor. Nasıl? Çünkü kayyumu baki olan, baki sonsuz olan Allah demek. Varlığının sonu yok. Sürekli devamda. Kayyum da her şeyi devam ettiren, devamı başka bir şeye bağlı olmayan. Cenab-ı Hakk'ın devamı hiçbir şeye bağlı değildir ama bizim devamlılığımız Cenab-ı Hakk'ın yaratışına bağlıdır. Daha önce şey örneği verdik işte. Film makinesi, projektör ve perdenin üzerindeki yansıma. Projektörü bir an kapatın, görüntü gider. Ama görüntü perdeyi indirin, projektöre bir şey olmaz. O görüntüsünü yansıtmaya devam eder. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak bizi var ediyor her an. Ama onun varlığı bize bağlı değil. Bizim varlığımız ona bağlı. Biz ariziyiz. O asıl, zati onun özelliği. Bizdeki kudret arizi. Bir var bir yok. Az var çok yok. Ama Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuz. Çünkü zatından. Buna da bir su ve ıslak bezler örneği vermiştik. Hangi derste hatırlamıyorum. Oraya bakılabilir. Evet. Kayyumu baki olan Zat-ı Zülcelal'e, celal sahibi olan Allah'a, yani haşmet sahibi. Kenan abi şey diyor Celal için, korkutucu güzellik. O da o yakışır. Ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail, fani olan ömür, yok olmaya yatkın olan ömür, bakiye inkılap eder, baki meyveler verir.
O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler ve alemi berzahta, yani kabir aleminde, ara alem, berzah ara demek, dünya ve ahiret arasında da kabir alemi var. Alemi berzahta ziyadar, munis, sevimli birer manzara olurlar. Bu dünyadaki varlığın neye benzetildi? Toprağa düşen tohuma. Toprağa düşen tohum zahiren çürüyor. Ama ne oluyor? O çürümenin içinde bir çimlenme meydana geliyor. O ağaç oluyor toprağın üstünde. Sen de bu alemde çürüyorsun. Ama başka bir alemde, ahiret aleminde, yani tohum toprağın altında çürüyor. Oradan hava alemine ağaç olarak çıkıyor, değil mi? Sen de burada faniyet aleminde çürüyorsun. Ama beka alemine ağaç olarak açılıyorsun. Başka bir boyutta açılıyorsun yani. Toprağa düşüyorsun, orada ölüyor bedenin, çürüyor belki ama seninle yaratılan manalar, senin iradenle seçerek, amel ederek varoluşuna hizmet ettiğin, sebeplerden bir sebep olduğun hasenat, beka alemine akıyor. Sonsuzluk alemine bakıyor. Orada açılıyor. Tohumlar hükmüne geçer diyor Üstad bak. Tohumlar çekirdekler hükmünde. Zahiren fena bulur, çürür. Fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler. Ve alemi berzahta ziyadar, ışıklı, munis, sevimli birer manzara olurlar. Kabirde de mesela insan cennetteki halini görecekmiş, değil mi? Cennete bir pencere açılacakmış. Cehennemlikse cehennemliğe, cennetlikse cennetliğe bir pencere açılıyor. Oradan onu izleyerek vakit geçiriyor artık kıyameti beklerken, mahşer gününü beklerken. Cenab-ı Hak cennetliklerden eylesin, yani kabrimizi genişletsin, cennet bahçesi yapsın. Amin. Fani malın beka bulması meselesi çok mu yabancımız bir şey? Hayır. Buna da kendi hayatımızdan misaller bulabiliriz. Mesela anlamın ömrü uzattığını hepimiz biliyoruz. Nasıl? Buna da bir örnek bulalım. Diyelim ki bir arkadaşınıza çok anlamlı bir hediye verdiniz. Onun hayatıyla, sizin hayatınızla, detaylarla çok ilişkisi olan, bir büyük anlam ifade eden, yani onun içinde, sizin içinde. Nasıl olabilir? Kafanızda kurun yani. Hepiniz kendi geçmişinizden böyle bir örnek bulabilirsiniz. Şimdi bu iyilik tam zamanında, tam yerinde, tam hikmetle yapılan bu iyilik, anlamı tam yüklenmiş bu iyilik, o şeyin hem sizdeki hatırasını hem ondaki hatırasını daha uzun kılar. Veya öyle bir tecrübe yaşayın ki başınıza öyle bir şey gelsin de o tecrübeyle büyük bir şey öğrenmiş olun. Veya çok büyük bir kazık yemiş olun. Hadi iyi olmasın, kötü olsun örneğimiz. Çok büyük bir kazık yemiş olun. Hayatınızın dersini aldınız. Bir dostunuz öyle bir şey yanlış yaptı ki size. Dediniz ki ya tamam, bu benim için hayatın dersi oldu. Ben bundan sonra şu konuda şöyle yapmayacağım. Bakış açınızı değiştiren bir şey oldu. Veya bilge birisi size öyle bir şey öğretti ki bütün hayatınızın yönü değişti onunla. Bişri Hafi rahmetullahi aleyhin işte o yerde Allah ismini bulması gibi, o çamurunu silip içkicilikten velayete dönmesi gibi, yani ehli kalp bir alim olması gibi düşünün. Bir eşik, öyle bir olay. Şimdi bir şeyin anlam olarak sizin dünyanızda ne kadar fazla değeri varsa onun sizdeki kalıcılığı da artıyor. Sizdeki kalıcılığı. Daha dünyadakini düşünmeden. Hatırlıyorsunuz, unutmuyorsunuz, tecellilerini hayatınızda hissediyorsunuz. Size mesela çok büyük bir iyilik yapan birisinin o iyiliği bitip gidiyor mu? Hayır. Ömrünüz boyunca, belki ölene kadar o vefa içinizde kalıyor. Bana o zaman çok büyük iyilik yapmıştı ya, işte Allah razı olsun. Onun o iyiliği sayesinde böyle oldu. Hani bu ne demek? Anlam kalıyor demek. Yani doğru anlamı yüklediğiniz zaman da kalıyor. Yanlış bir şey yapıldığı zaman da kalıyor mesela size. İhanet gibi veya işte kazık atma gibi. Yeter ki anlamı olsun. Anlamı olan şey daha kalıyor. Ama anlamı olmayan hırgür, eğlence, böyle şatafat çatapat işler,
an içinde bir şey olmayan, nasıl diyelim, uzun vadeli bir hikmet hedeflenmemiş uğraşılar, ameller. Gittiniz işte bir yerde halay çektiniz, döndünüz geldiniz. Şimdi bunun çok kalmaz dünyanızda şeyi, izi. Başka işte atıyorum her gün internette bilmem neler izliyorsunuz. Eğlenceli, komik, şu bu. Kalmıyor izleri. Bir şey değiştirmiyor sizde çünkü. Büyük bir anlamı yok onların. Ama büyük anlamı olan şeyler öyle bir dünyanıza giriyor ki onun varlığı sizinle devam ediyor. Oradan şunu anlıyorsunuz. Demek ki anlama dair olan daha kalıcı olandır. Anlamın şeyi nedir? Zirvesi. Kainatın üzerine yaratıldığı anlam tevhiddir. Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sıdır, sıfatlarıdır, şenidir. Eğer o halkaya dahil olursanız o zaman daha kalıcı bir hale gelirsiniz. Anlam sizi daha kalıcı hale getirir. İşte anıtlar, işte şehitler anıtı yapılıyor, işte bilmem başka şeyler için anıtlar yapılıyor, heykeller yapılıyor. Niye? O şeye bir anlam yüklüyorlar. Anlamlı o şeyin kalmasını sağlamaya çalışıyorlar. Gerçi İslamiyet'te öyle heykel, anıt şeyi yok. Daha çok medrese. Bizim işte Selçuklularda, Osmanlılarda kalan şeyimiz o. Maalesef Cumhuriyet döneminde biz de o heykele bilmem şeye merak saldık. Anıt manıt şeyine. Halbuki Müslümanın anıtı, heykeli çeşmedir, medresedir, hastanedir, şifhanedir. Yani bir faydası olması lazım. Ümmetin ondan bir fayda görmesi lazım. Bir maslahatı olması lazım. Öyle taşı dikmemek lazım yani. Taşı öyle dikiyorsun, hiçbir şey yok. Öyle duruyor. Selamünaleyküm, aleykümselam yani. Öyle olmaması lazım İslam'da. Anmak için yapılan şeyin bir hasenat defteri olması lazım. Sahibine hasenat kazandırması lazım. Hülasa bu fani malın beka bulduğu, Cenab-ı Hakk'a adandığında, onun şeriatında amel edildiğinde, sünnet-i Resulullah'a uyulduğunda, aleyhissalatü vesselam, o şeylerin beka aleminde ağaç olacakları, açacakları, meyve verecekleri, hem bize naslarımızın haber verdiği şey, hem de anlama dair olmanın da böyle bir sonuç verdiğini biz kendi dünya tecrübelerimizden, işte anlatmaya çalıştığım gibi ne kadar toparlayabildiğimse, dökmeden arz edebildiğimse görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Daha fazla ilerlemeyeyim çünkü süremiz kalmadı. İkinci kâra geçecektik. Sadece birinci kâra konuşabildik. 5 tane kârımız var. 5 tane de zarar var. Onları da konuşacağız inşallah. Birinci kârımız fani bakıl malın beka bulmasıydı. Neden? Çünkü beka dünyamıza girdi. Allah'ın olmadığı bir alemde beka yoktur. Bir kafir için şey yoktur ki, hani sonsuz bir Allah varlığı yoktur ki ona adasında bir beka bulsun. Ha hadi şunu diyebilirsiniz belki, hani onlar da kendi dinlerince ehli şirk, onlar da bir sonsuzluğa inanmıyorlar mı? Ama onların işte o inandığı sonsuzluk da sıkıntılı. Şimdi ilah sayısını birden ikiye çıkardığınız an bile sonsuzu sınırlamış olursunuz. Yani eğer Allah'sa Allah biricik olur. Tek bir sonsuzluk olur. İki sonsuzluk oldu mu o sonsuzluklardan birisi sınırlı olur. İkisi de sınırlı olur gerçi. Birbirlerini sınırlıyorlar demektir mesela. Ateş tanrısı bilmem ne, su tanrısı bilmem ne. Bak sınırı koydun sen. Bu bir sınırlama. Şimdi bu sınırı koyduğuna göre sen bekayı da tam anlayamamışsın demektir. Beka ancak sonsuzluk sahibinin sahip olabileceği bir şeydir. Geçen şeyi izledim işte Marvel filmlerinden bir tanesi. Bu Adalet Ligi'ydi galiba. Onda diyor. İşte diyor sende diyor eski tanrıların gücü var ama diyor onların zamanı geçti. Şimdi diyor yeni tanrıların zamanı. Bak sınır koyuyor. Bir kere başladın ya sınır koymaya. Eski tanrı, yeni tanrı, önceki, sonraki, ateşe bakan, ocağa bakan, mangala bakan diye böyle ayırınca tabii o ayrımdan şey çıkıyor artık. Zamanın içinde de sınırlama ihtiyacı hissediyorsun. Bu yüzden şirk ekolleri sürekli tanrı çoğaltırlar. Sabit kalmaz yani. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeye geldiğinde, peygamberliğe geldiğinde Hicaz'a, şimdi her kabilenin bir sürü şeyi var. Kabe'yi doldurmuşlar putlarla.
Şimdi Kureyşliler put yaptı da ötekiler durur mu? Onun, Mudar da bir tane put yapıyor. Yukarıdakiler de Yemenliler de bir tane de bizimki olsun diyor. Öteki de diyor bizimki olsun. Bizim neyimiz eksik? Bir tanesi daha getiriyor bir put dikiyor. Hititler de 1000'in üstündeymiş. Biz bunu ortaokulda mı ilkokulda kitaplarda görmüştük. 1000 tane putları varmış yani taptıkları şey. Hristiyanlıkta zahirde 3 ama mesela işte ana baba kutsal ruh falan diyor onlar. Ama aslında Hristiyanlıkta şey tam değil. Mesela onlar ruhbanlara da böyle sanki Tanrı'nın altında yetkiler veriyorlar. Tam tevhid olmadığı için artık herkes kendine bir parça kapatıyor yani. Bir alan kapatıyor. Onlarda ruhbanların konumu da sanki şey gibi, ilah gibi. Museviler mesela normalde tek tanrılı bir din, Musevilik. Ama şimdi günümüz Yahudilerine bakıyorsun, İsrailoğullarını onlar tanrı yapmış. O milliyetçilikleri bir nevi tanrı gibi olmuş onlarda. Yeri geliyor Tanrı'ya da tövbe haşa yani Allah'a da ayar veriyorlar o milliyetçilikleri. İsrailoğulları varken falan Kureyş'e peygamberlik falan. Olur mu? Yani görüyorsunuz şirk ekolleri sürekli çoğaltır. Zaten ateizm aslında bir politeizmdir. Yani sebepler sayısınca ilah var onlar içinde. Yaratılışı ortadan kaldıramadıkları için yaratılış sahada var. Her şeye bir yaratıcılık veriyorlar işte. Meyveyi ağaca, ağacı toprağa, toprağı şeye, güneşe, fidandan ağacı, ağaçta normala o şey şarkısında olduğu gibi her şeye bir ilahlık veriyorlar. Sonsuza çıkarıyorlar tanrı sayısını. Sınır kaçınılmaz yani. Hülasa bu kısmı çok konuştum. İnşallah yarın yine o birinci kârı okuyup o beş kârı tefekkür ederiz. Sonra da beş zararı tefekkür edip Cenab-ı Hak nasip ederse dersimizi bitirmiş oluruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahru davahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.